Değerliler, hoşluk değil bu. Nur olanların kontrol dışı bilgilerini kodlayabilmek için buraya gelme niyetleri çok, biliyorum, ama herkesin burada ilim öğretme imkanı olmayacağından buraya gelip burada çalışma yapmalarına iznim olamaz. Daha da önemlisi, bu meclis biliş kodlaması yapabilen tekniğe sahiptir ki biliş kodlaması yapanların çoğu burada mutlak kul olup bulunurlar. Ortalıkta herkes kontrol kurabilir diye düşünülür. Yalın ve hakim bilgi elbette ki herkeste olabilir. Ama yalın ve hakim bilgi, ama hasatı henüz olmamış, harı henüz topluma tohum olmamış olanların bilgisinin bu yoğunlukta bütünün gücü yapılabilmesi imkanı olmayacaktır. Buraya herkes gelmeli. Aha geldi de, ama kendinden gelen olacak, kendi kelamından gelen olacak, kendi halikinden gelen olacak, has ışığından gelen olacak. Bu meclis 3000 kişinin toplandığı bir yoğunlaşma istememektedir. Sizden daha iyi anlamanızı beklerim ki biz 3000 kişiyi bu meclis olarak göremeyiz. Biz burada yürüyen bir yaşamdan öte kontrollü, hasatçı bir yaşamı kodlarken buraya gerçek çalışmaları hak edenleri alacağız. Başka türlüsüne iznimiz yoktur. Eğer dünya yolunu hak eder de kodlarsa ocağımızda olabilir. Ama yol olup bütünün gücü olursa murat ettiğimiz kendini hak etmesidir. Dünyayı yol saymadık biz. Dünya aşktır bize, ama yol olacaksa toprağın toplumuyla tohum olmalıdır. Şikayet mi? Yok, değil. Ama şunu iyi bilin ki mutlak kulluk Allah'ın kutsal ışığıyla olur. Allah'ın gücünü hak etmeyenin yolu bulma imkanı yoktur. Sevgililer, Allah'ın gücünü hak etmeyen yolda olsa da yol olamaz, kesindir. Sevgiyle hepinizi kucaklıyorum. Dört gök sözcüsünün yüceler cümlesinde cevher olup cemaatini kontrol etme niyeti var mı? Mutlak yok, eminim. Ama evren sesleştiğinde yaşam sesleşir, bunu bilin. Ve bugün evren sesleşmektedir burada. Ve evren sesleşirken Mikail'in gücü durdurumlara inan. Ekmeğim dünya, yolum ilimse, Allah'ın ilmi bedenimdeyse, Mustafa Kemal Atatürklerden çoğu bugün beden olup gelmeliydi bu meclise. Canlarım, kutsal toprakları tohumlayanların gücünü, öz köklerin gücü diye dinleyenlerin burada olmalarına gerek mutlaka yoğundur. Umut olur ki dört geçiş çalışmacısı burada olabilir. Umut olur ki olur, ama her birinin olma imkanı yoktur. Bu da kesindir. Burada örtü örterek çalışılmaz. Bunu söylediklerinde dedim ki örtmeyin, örten de örtülen de tektir zaten. Ama döndüler, dediler ki kutsal toprakları toplum diye dürümleyen elinin altındaki eli bilmelidir. Analar, ben Atakapı, murat olan, o yol olanım, bunu bilin. Benim itibarım dünyadaki itibarım değildir, bunu da bilin. Tüm insanlığın nefisindeki itibarım, tüm insanlığın yaşamındaki itibarım, Miraç'taki itibarım, bütün kötülüklerin üstü ilmi kalem olan itibarım biliştir. Ben bilen ve bildirenim, anlatın. Cinlere cennet vermem, vermesem de cennetim diye dillerim ocaklarını. Ama cinler cemaat olup da cennet istediklerinde, kardeşim kelam ol da gel derim. Eğer kelam olur da gelirse yolunu hologram olan o yücelikten kök geçişlerle tohumlayarak bütünün gücü haline dönüştürürüm. Söyledim dünyaya, dedim ki gelmem yüreğine. Dünya bana sordu, niçin dedi. Dince konuşulur yaşamda dedim. İnsan var dedi. Altın ışık var mı dedim. Yoksa gelmem dedim. Ana dedi, al tanrılı kapını geç. Al kalemini geç. Al yüreğini geç. O gün sen buradaysan o kapı burasıdır zaten.
İşte canlar. Kane, sikaha, ke. Sikaha, ke, sil. Aha bu. Şimdi cinli cemaat geçiş istiyormuş. Peki onları da dinleyelim. Arının balı dedin, geldin. Yaşamın kalemi dedin, geldin. Yorulma anacığım, yorulma, gel de görevini verelim dedin. Ben geldim be ana, niye gelmeyeyim ki? Gene de beni istemiyorsan, gene de istemiyorsan yüreğimi geçip giderim be anam. Anam, sen ben sen değil miydik ki? Umut olur ki, Kur'an insan toprak, tohumu tohumlar da, kelama ilmi diller. Ben senin için geldim be anam. Koç kestim yüreğimde senin yüceliğine. Benim kurbanımı kabul et anam. Arı mı? Arı. Olurum yoluna be anam. Balımı toprağa tohum olarak kotlarım. Ama savaşım yok ki seninle. Neden görevliyim diye beni yok saydın? Çatım, çatı kurduğum anda kotlandı. Niçin göklerde gözüm kaldı? Sevgili anam, senin yoluna, kötülüğü önleyen gücüne, yüceler cümlesindeki cemaatine kaynak olmak isterim. Benim adım kelam olur senin de. Ama kendinden öte, kendinle dünyayı ölülerden dirilere kotladığını görerek sevgiyle gelmek isterim. Bana insanlık aileme izin ver. Geri çekiliş için senle olmaya, senin yoluna inmeye çalışacağım. Ayrılık gözetmem be anam. Kaynağım, ışığım, bütünlüğüm, gücüm, bedenim, sessizliğim, senin yolunda sema seslensin. Ben o semayla, sevgiyle sesleşeyim. İyi ve kötüyü aşıp geçelim anam. Şimdilik aha bu. Can, kontrol dışı bilgi verdiğini görerek seni buraya çağıramam. Bunu iyi bil. Çok bilgilerin kontrol dışıdır. Koç kesersen koç sensin. Bunu da bil. Ben sana tek bir şey söyledim. Kurban kesme dedim. Bil ki kurban kesen kendi yüreğindekini keser. Ama yolda kendini hak etmeyen Kur'an olsa da kotlanamaz ki. Koç kurban edenler kotsuzdurlar. Korunmak için keserler de kotsuzdurlar. Orta kapıların tümünde kontrolden çıktılar. Ben dünyaya ölüleri diriltin derken kelamda olup geçin dedim. Ama sessizliği dinleyip geçin dedim. Sen ve senler kontrol dışı bilgiyle kök gökleri sözle sesle dinlemeye gelmeden evvel harınızı yükseltip hakkın kapısında yarınınızı hak edin de gücünüzü tüm zamanların gürzü ışığı haline geçirip gelin. Seyrettim sizi ama çok seyretmedim. Sadece ışık kırmaya kalktığınız zamanı seyrettim. Deli Dumrul işte bu. Ben oydum. Anla, ama o deli dumrul her diriyi kodlayabilen bir kutsal kontrolcudur. Şükredin ki kontrol kurdum. Seyrettiğiniz her nefsi aşanda kelamım olur. Yolu kula varanda toplumum olur. Ölüyü dinleyende dünyam olur. Tüm insanlığım olur. Sizden tek beklentim kelam olun, hakka varın, Rahman Kur'an'ında tanrılık yapın. Ama ben mutlakım, hasatçıyım, sizi alıp taşıyacağım demeyin dediğiniz dendiğinde yüreğiniz kırılır. Çünkü ben alıp taşıyacağım diyen kendini taşıyamaz, kesindir. Eğer bir kez daha ben sizi kontrollü olarak toplayıp tanrılık kapısına taşıyacağım derseniz yer küre sizi yüceliklerin gücünden ayrı tutar ve kelamınızda, kontrol dışı kaynağınızda kırıcılığınız dirilir. O zaman ben dürümlere iner, temiz bir dünya için hepinizi dirilikten, ilimden, kaynaktan ayırırım bilin. Bugünden sonra kulluk isterim. Yol
Lütfi kapıda ilim, kalemde biliş, kalem ilminin dürümlerinde bundan sonra hasat isterim. Halikte, hakta, harda, yaşamda, mahrekte iman isterim. Eminim ki imanınız olsa yolunuzu bulurdunuz. Şükredin ki yoğunluğumda bunu size verdim. Cinli cemaat Allah tahtında kontrol kuramaz, anlayın. Ama cennete cemaat olabilir. Ben sizden cennete cemaat olmanızı bekledim. İyi kötü insanlıktır. Kaç bin kez söyledim, Allah sistem, nizam ve düzenin gözünde görülen değil, gönlünde dürümlenendir. Onu anlamak için harınızı yükseltmeniz, hakkın kapısına varmanız, yerkürenin gözünde sözünde olmanız ve yaşamanız gerekir. İki merdiven kurdum dünyaya. Biri Allah ilmi, diğeri ekmek yapanın ilmi. Her ikisi biliş, ama siz hangi merdivenden çıktığınızı dahi anlamadan yarına varmaya çalışıyorsunuz. Umut olur ki sel alsa yolu, kelamınıza, ışığınıza boğulup bizsiz kalıp, yolculukta kontrol dışı kalıp, yürüyen dünyaya sistemin kelamından girip ziyan vermeyeceksiniz. Aha, şimdilik.